Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Yeni bir beşli tabii beş artılar olacak. Özellikle yorumlara zaman zaman bu niye yok, bu niye burada e, mutlaka geliyor. E, burada da yine tartışmalı olabilecek bir konu. E, son dönemde bildiğiniz gibi özellikle Benzema'nın performansı ile beraber çok erken şekilde Balondor konuşulmaya başlandı. Hatta Balondor muhabbeti e, geçtiğimiz Balondor'dan bu yana devam ediyor. Messi mi almalıydı yoksa e, Lewandowski'ye ayıp mı ettiler? Muhabbetiyle başladı her şey ve Benzema ile şu anda sürüp gidiyor. Biz de şöyle bir Balondora bakalım dedim. Özellikle de biraz ters tarafından bakalım. Kazananlar değil de kazanması gerekirken belki kaybedenler ve hatta hiç kazanamayanlar arasında şöyle bir liste yapalım dedim ve yine tartışmalı olabilecek bir konuyla karşınızdayız. 5 numarayla başlıyoruz tabii. Bonuslar olacak mutlaka ama güzel bir beşli seçtiğimi düşünüyorum. 5 numara biraz eskiye gideceğiz. 2000'lerin başı ve ortası Thierry Henry Tierani aslında iki kez kazanabilecekken iki kez kaybediyor ki baktığımızda hem Tierani'nin kariyerinin zirvesi ki Tierani'nin kariyerinin zirvesi hem izlenme açısından hem başarı anlamından baktığımızda hem de istatistiksel anlamda baktığımızda olağanüstü bir dönemde hem izlerken çok büyük keyif aldığınız bir oyuncuydu hem zaten o arsınlı muazzam ileriye taşıyan bir oyuncuydu hem de tabii ki hem de ne zaman sahneye çıkması gerekirse o zaman sahneye çıkan bir isimdi hatırlayacağınız gibi Tierani İlk olarak 2003'te Pavel Nedved'e kaybediyor Tierani ki ikinci oluyor ki o döneme baktığımızda. İşte e, NBA Sıfırsı döneminin hemen sonrası her sezon neredeyse 55-60 maç yapıp her sezon neredeyse 35-40 arası gol atan ve e, yine çift tanelerde asist yapan bir Thierry Henry var. E, kupalara gidebilen aynı zamanda e, büyük maçlarda da mutlaka skora katkı yapan hatta belki o büyük maçları kazandıran bir oyuncu Thierry Henry. 2003 sonrasında yine 2006'da da bu kez e, Fabio Cannavaro'ya kaybediyor ki Fabio Cannavaro'ya kaybettiğinde de 3. sırada çünkü 2. sırada Canlıcı Buffon var. Aslında iki Juventus'u diyebiliriz çünkü Fabio Cannavaro o sezona Juventus'ta başlayıp devre arasında Real Madrid'e gidiyor ve Real Madrid'e aslında kazandırıyor Ballon d'Or'u. 2006 yılında hatırlayacağınız gibi Thierry Henry aslında 2005-2006'nın sonunda neredeyse tek başına Arsenal'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıyor ki yolda aslında hem Real Madrid'i yani Fabio Cannavaro'nun takımını eliyor ki e, mutlaka Bernabeu'da o deplasmanda attığı muazzam golü hatırlayanlar vardır. E, herkesi çalıma dizip sonrasında uzak köşeye bıraktığı o gol. Ya da e, baktığımızda ikinci sırayı alan Gianluca Buffon'un takımını Juventus'u da elemeyi başarıyor ki e, bu eşleşmelerde gollere katkı yapan, direkt katkı yapan tek oyuncu ya da şöyle diyelim bütün gollerde katkısı olan tek oyuncu diyebiliriz. Neredeyse tek başına e, takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıyor ve yine gol sayıları tabii ki inanılmaz. E, 50 küsur maçta, 30 küsur küsur gol ve 10 küsur asistle muazzam bir performansı var. Fakat 2006'da da dediğim gibi Fabio Cannavaro'ya kaybediyor. Tabii ki Fabio Cannavaro'nun olağanüstü sezonuna mutlaka değinmek lazım. Özellikle işte Dünya Kupası'ndaki performanslar ya da Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslar zaman zaman etkide bulunuyor ki 2006 dönemi ya da 2000'lerin ortası diyelim, 2000'ler sonrasında o inanılmaz başarılı dönemden 2010 Dünya Kupası dahil Fransa öyle çok inanılmaz performanslar çıkarmamıştı. Hani biraz orada boğuldu ama kulüp performansı hakikaten muazzamdı. Fakat Thierry Henry iki denemesinde de ya da iki kez sonuç kalmasında da e, balon doğru alamadı. 4 numaraya gideceğiz. Yine e, biraz geçmişe döneceğiz. Hemen e, bir dört yıl sonrası. 2010. 2010'da en çok tartışılan hatta belki de kazanandan çok neden bu kazanamadı diye tartışılan oyuncunun ön plana çıktığı bir e, döneme gidiyoruz. 2010'da hatırlayacağınız gibi Wesley Snyder Balon doğru nasıl alamaz diye herkes sormuştu. Ki baktığımızda ligi kazanmışlardı çok dominant bir şekilde Inter'de. Kupayı kazanmışlardı yine bütün e, maçları kazanarak. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başarmışlardı. Ki şöyle biraz geniş aldığımızda özellikle 8 gol 15 asist gözüküyor. istatistikler ama bir kenara bırakmak lazım. Çünkü e, Jose Mourinho'nun o Inter'inde istatistikler öyle çok fazla ön plana çıkmıyordu. Fakat oyuna olan etkisi gerçekten Snyder'in o an üstüydü. Ki şöyle bir e, hatırlamak lazım o Şampiyonlar Ligi performansında ön plana çıkan belki özellikle son bölümdeki golleriyle e, Militao'ydu. Fakat Militao'yu oynatan oyunculardan bir tanesi olarak ya da o takımın saha içi organizatörü olarak e, Wesley Sneijder her zaman ön plana çıkmıştı. Şöyle bir not vermek lazım Şampiyonlar Ligi'ni kazanan o Inter'de e, tüm maçlarda grup aşamasından finale kadar sadece iki karşılaşmada gol ya da asist üretmemiş Wesley Sneijder. Yani ne zaman ihtiyaç olsa her zaman e, ortaya çıkmış. Bir de üstüne ligdeki olağanüstü performansı e, tabi kupadaki yine e, harika performansıyla. Bir de hatırlayacağınız gibi 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'ya kaybettikleri o e, garip e, final özellikle Robben e, o golü atsaydı belki her şey bitecekti. Wesley Sneijder belki tarihte hiç kimsenin hala yapamadığı bir şey çok fazla yaklaşmıştı. O inanılmaz şeyi yapacaktı. Yani o sezon Dünya Kupası dahil ve kulüpteki tüm kazanılabilecek kupalar dahil her şeyi kazanmış tek oyuncu olacaktı bir sezonda. Tabi 3 tane kupa kazandı. E bununla beraber tabii ki finale çıkmayı da başardı Dünya Kupası'nda. Aslında yine ayrı bir yere koymak lazım onu. Fakat enteresandır. 2010 Ballon d'Or listesinde ilk 3'te bile değil Wesley Snyder. İlk 3'e baktığımızda Inter'in yarı finalde elediği ki çok tartışmalı işte Jose Mourinho'nun Camp Nou'da yaptığı hareket ler maç sonrasında e, tartışmalar vesaire derken herkesin aklına kazınan o e, yarı final eşleşmesinde e, Inter'in geçtiği Barcelona'dan e, üçlü Lionel Messi'nin akıl almaz bir performansı var istatistiksel anlamda ya da işte Lionel Messi'nin zirve yaptığı dönem zaten. Hemen arkasında da e, diğer iki Barcelona'da eee Xavi ve Iniesta var. Tabii Andres Iniesta ve Xavi'nin aynı zamanda e, o İspanya'nın olağanüstü kadrosunun e, temel taşları olduğunu da hatırlatmakta fayda var. E Messi diğer tarafta insanlıktan çıktığı dönemler. Dolayısıyla Snyder yani ne yaparsa yapsın bu balonduro alamayacak gibi gözüküyor. Biraz da taraflı değerlendirecek olursak özellikle Barcelona'nın o dönemi domine ettiği ve Barcelona'nın tüm oyuncularının belki diğer oyunculardan daha üstün olduğu görüşü hakimdi ama West Snyder balonduro nasıl alamadı ve ilk üçe nasıl kalamadı bu da önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Üç numaraya gidelim. Az önce bahsettiğim isimlerden bir tanesi. Neden e, bu ödülü alamadı diye sorabileceğimiz e, nadir oyunculardan bir tanesi. Çünkü kalibre olarak, yetenek olarak Andres Iniesta tarihin gördüğü en özel oyunculardan bir tanesi. O İspanya takımını ve daha da önemlisi o Barcelona takımını oynatan oyunculardan bir tanesi. Dinamo'yu işleten yapı taşlarından bir tanesi. Ki aslında Andres Iniesta'nın özellikle kariyerinin ortalarına doğru hep şu olmaya başlamıştı. Yani biz yeterince övmüyoruz ama Andres Iniesta da inanılmaz bir oyuncu. Kariyerinin sonuna doğru yine aynı muhabbetler dönmeye başladı. Bu adam çok underrated, bu çok kullanılmıştır Andres Iniesta için. Herkes överken hala yeterince övgü almadığı konuşulan oyunculardan bir tanesi. Bence yeterince övgü aldı Andres ki tarihin en özel oyuncularından bir tanesi. Fakat yeterince ödül aldı mı? Özellikle yeterince bireysel ödül aldı mı? Bence bu önemli bir soru işareti. Aslında Wesley Snyder'in e, alması gereken ya da Westy Snyder almalı diye konuşulan o 2010 d'Or'unda yine Andres Iniesta da önemli adaylardan bir tanesi. Baktığımızda tabii ki Messi ön plana çıkıyor istatistikleriyle ama özellikle hem Dünya Kupası'ndaki performansı, o İspanya takımında finaldeki performansı bir de üstüne Andres Iniesta'nın tabii ki hem İspanya milli takımında hem de Barcelona ile kazandıkları Andres Iniesta'yı biraz ön plana çıkarıyordu. Tabii öyle bir takımdı ki tek bir kişi e, ön plana çıkıyordu ama aynı zamanda hiç kimse ön plana çıkmıyordu Pep Guardiola'nın ekibinde e, sonrasında iki sene sonra bir kez daha ilk üçe girdi Andres Iniesta fakat orada da yine e, kazanamadı yine Messi'nin kazandığı 2012 Balon d'Or'da e, bu sefer ikinci sırada değil 3. sıradaydı Cristiano Ronaldo'ya da geçildi Andres Iniesta e, ya baktığımızda kesinlikle Balon d'Or kazanması gereken en azından bu apoleti e, elinde tutması gereken oyunculardan bir tanesiydi 2 kez ilk Güç yaptı Andres Iniesta fakat yeterli olmadı. Hani yeterince övdük mü? Bence herkes, futbolu seven herkes onu yeterince övdü. Fakat yeteri kadar ön plana çıktı mı özellikle ödüllerde veya sezon sonu performansları değerlendirilirken? Bence biraz futbol dünyası ona ayıp etti. Özellikle de Andres Iniesta'nın o 2010'daki ya da 2012'deki ikisinden bir tanesinde bir ödül alması gerekiyordu. İkinci sırada 2014 aslında ama biraz daha geniş bir çerçevede değerlendirebileceğimiz Manuel Neuer var. Manuel Neuer çoğu kimseye göre tarihin en özel kalecisi. Tarihin en iyi kalecisi diyen de var. Kaleciliği değiştirdi diyen de var. Özellikle işte libero kaleci vesaire oyuna katılan, pas yüzdesi çok yüksek yine Ortalığı çekip çeviren, uzun toplara çıkıp onları toplayan ama zaman zaman da hata yapan Manuel Neuer. Kaleciliği değiştirdi diyen de var. Ve baktığımızda çok uzun bir döneme yayılan olağanüstü bir istikrardan bahsediyoruz. Özellikle Schalke ile başlayan performansı. Schalke'de çok dikkat çekmişti tabii ki ama Bayern Münih'teki o dominant tavrına pek ulaşmamıştı. Sonrasında milli takım. Milli takımda kazandıkları ki 2014'de gitmemin sebebi de aslında milli takımla Dünya Kupası'nı kazanmış olmaları. O sezon Bayern Münih yine yine... Şampiyonlar Ligi'nde yarı final toplamda 4 kupa baktığımızda yine 51 maçta e, kalesini gole defaatle 30'un üzerinde e, kez kapatmış bir kaleci. E, baktığımızda yine sakatlanmadan önceki döneminde zirveye çıktığı yer aslında belki o dünya kupası ve o sezon. Balondor'un başına gelen en kötü şeylerden bir tanesi bu biraz tartışmayı büyütebilir. Messi Ronaldo kapışması içerisinde ya da Messicilik, Ronaldoculuk arasındaki o kapışma sonrasında biz diğer oyuncuların performansına çok fazla odaklanamadık. İşte Ronaldo mu daha ileri gidecek Şampiyonlar Ligi'nde ona verelim ya da Messi mi daha fazla gol atacak ona verelim şeklindeki o tartışmalar içerisinde Manuel Neuer'ler, Xavi'ler, Andres Iniesta'lar ve Niceleri biraz geri planda kaldı ki Manuel Neuer özellikle o 2014 heminde 2010'ların ortasında hem Bayern Münih'te yaptıklarıyla hem de milli takımda yaptıklarıyla e, akıl almaz bir performans çıkarmıştı ki kaleciliği belki de e, şaşalı hale getiren kaleciliği belki de hani performansını bir izleyelim diye Manuel Neuer'ı özel olarak izlemek için insanları ekran başına geçiren bir hale sokmuştu. Manuel Neuer buna rağmen e, bir kez ilk üçe girebildi fakat onda da Ronaldo ve Messi'ye geçildi. Ballon d'Or'un belki de en tartışmalı dönemlerinden birindeyiz. Özellikle işte Covid sonrasında iptal edilen 2020, 2021'de yine e, Messi mi almalı, Lewandowski'ye ayıp mı edilecek yine soruları ve e, yine tartışmalar büyüdü. Özellikle o Covid döneminde iptal edilen 2020'ye dönecek olursak belki de tartışmasız en özel performanslardan bir tanesini çıkarmıştı Ballon d'Or tarihinde e, Robert Lewandowski. Zaten attığı gol sayısını artık bir kenara bırakmak lazım. Maça e, yaptığı etki ya da lige yaptığı etki ya da Şampiyonlar Ligi'ne yaptığı etki ki hep bir kenara ayırmak lazım ee, ama özellikle Gert Müller'in rekorunu kırması. Bir sezonda e, bir oyuncunun Bundesliga'da en fazla kaydettiği gol sayısını aşması ki her zaman şu söylenir işte Gert Müller'in döneminde e, savunmalar bu kadar sert değildi ya da işte Gert Müller'in döneminde taktiksel performans bu kadar ön plana çıkmıyordu çok fazla önlem alınmıyordu vesaire gibi çok fazla şey söylenir. Hani e, Gert Müller bu dönemde olsa bu kadar fazla gol atamaz e, söylemi vardı hep. Fakat Gert Müller'in daha iyisini yapan bir Robert Lewandowski yine 2020'de alamamış. 2021'de de Lionel Messi tartışmalar arasında belki de ilk kez Lionel Messi'nin bu kadar tartışıldığı bir dönemde özellikle balonduru almasının bu kadar tartışıldığı bir dönemde Robert Lewandowski'yi geride bıraktı. Tabii ki o e, korkunç başlayan ve korkunç devam eden, hatta Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasını sağlayan o dönemde Barcelona'yı ayakta tutan tek isimdi Lionel Messi. E, ki sezona da çok kötü başladı ama sonrasında inanılmaz bir performansa ulaştı. E, belki de takımı Şampiyonlar Ligi'ne götüren, belki de takımı e, bir yerlerde tutan tek isimdi Lionel Messi. Ki bu istatistiklere de yansıyor ama özellikle Robert Lewandowski'nin son 2-3 yılda attığı gol sayısı hem... E, kazandığı kupalar hem de üstüne tabii ki maçlara yaptığı etki belki onun artık kazanmasını gerektiriyordu. Hatta Lionel Messi şöyle söyledi. O iptal edilen Ballon d'Or'u kesinlikle Robert Lewandowski'nin alması gerekiyordu dedi. Asla bilemeyeceğimiz bir şey olduğu için tabii ki Lionel Messi de biraz hani e, ben kazandım ama e, bunu tartışmayalım. Zaten geçen sene o hak etmişti benzeri bir şey söyledi. Robert Lewandowski kariyerinin artık sonuna doğru geliyor ki takımdan ayrılması da gündemde, Real Madrid'e gitmesi gündemde, Barcelona'ya gitmesi gündemde ya da Bayern Münih'te de kalabilir. Ama atmaya devam ediyor. Acaba 33 yaşından sonra iki kez çok yaklaşıp, iki kez belki de hak edip alamadığı Ballon d'Or'u kariyerinin geri kalanında alabilecek mi? Yoksa bu listeye Robert Lewandowski e, Ballon d'Or alamamış en iyi oyuncular listesinde mi e, girecek? Bakalım e, Robert Lewandowski'nin kariyerinin geri kalanında neler olacak? Tabii ki unuttuğum isimler olabilir ya da e, benim almadığım fakat sizin burada olmasını beklediğiniz isimler olabilir. Yorumlara bekliyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.